أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم ارزقنا فقها في الدين وسعة في الرزق وصحة في الأبدان. اللهم حبب إلينا الإيمان والعلم والطاعة وزينها في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والجهل والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم اجعلنا من أهل الإيمان والعلم والتقى والصلاح حقا. اللهم اجعلنا من العلماء العاملين بكتابك وسنه نبيك الكريم اللهم اجعلنا من المخلصين لوجهك الكريم اللهم اجعلنا من المجاهدين في سبيلك اللهم اجعلنا من المقبولين لديك يا رب العالمين وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم لله تعالى الفاتحه Değerli kardeşlerim, yine bir Sahih-i Buhari dersinde beraberiz. Bugün Allah'ın izniyle Sahih-i Buhari'de 16. kitap, 16. ana bölüm Kitabul Küsuf Ay ve Güneş Tutulması ile ilgili hadisi şerifleri okuyacağız. Bildiğiniz gibi İmam-ı Buhari rahmetullahi aleyh Sahih-i Buhari isimli bu değerli eserini önce kitap denilen ana bölümlere ayırmış. Sonra bu kitapları bab denilen alt bölümler halinde tanzim etmiş. Kitabul Küsuf ay tutulması ve güneş tutulması münasebetiyle sevgili peygamberimiz Ali vesselam ve efendimizin e, kıldırdığı iki rekat küsuf namazı ile ilgili hadisi şerifleri ihtiva etmektedir. Burada bundan 1400 sene önce Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin cahiliye döneminde insanların yıldızlardan, ayın ve güneşin tesirinden söz ettiği bir dönemde sevgili Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi Vesselam Efendimizin Ay ve güneş Allah'ın kudretinin alametlerinden, Cenab-ı Hakk'ın kudretine delalet eden önemli varlıklardan sayılmaktadır ifadesiyle Cenab-ı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz İslam'ın üstünlüğüne ve İslam'ın getirdiği bütün esasların akla, mantığa, bilime, teknolojiye aykırı olmadığına önemli işaret etmektedir. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz büyük olaylar, önemli hadiseler, felaketler, musibetler, ay tutulmaları, güneş tutulmaları, fırtına esmesi ve benzeri olaylar vesilesiyle, kıtlık, yağmursuzluk ve yokluk vesilesiyle Cenab-ı Hakk'a iltica etmenin gereğini sahabe-i kirama bu vesileyle öğretmiştir. Birinci bab, babu babu salati fi küsufi şemsi. Güneş tutulması anında kılınacak namaz ile ilgili hadisi şerifler. Birinci bab, hadisi ile başlıyoruz. Haddetene Amr ibn Kal haddetene Halidun an Yunus'a anil Haseni an Ebi Bekrat'a kal. Ebu Bekir'e Nüfey İbnül Haris isimli sahabi radıyallahu an diyoruz. sahabe kiramın ismi veya künyesi anıldığında Allah kendilerinden razı olsun ifadesini kullanıyoruz. Zira Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kur'an-ı Azimüşşan'da muhacir ve ensar hakkında radıyallahu anhum ve radu an. Onlar Allah'tan razı olmuşlardır. Allah da onlardan razı olmuştur şeklinde Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Hazretleri kendilerinden razı olduğunu ifade buyurmuştur. Bu vesileyle zaman zaman yazı ile tespit edilse de zaman zaman yazılmasa da sahabi isimlerinden sonra radıyallahu anh ifadesini kullanmamız İslam alimlerinin tavsiyesi. Ebu Bekir'e Nüfey İbnil Hariz anlatıyor. Kunna inde Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Resulü'nün yanındaydık. Fen kesefeti şemsü güneş tutuldu. İn kesefe in fiil babında mutavaat ifade ediyor. Güneş tutuldu. Fe kamen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kalktı. Yecurru elbisesini sürükleyerek yani üstünü başını bile toplamadan hemen kalktı. Hatta dehalel mescide nihayet mescidi nebeviye girdi. Dehale harfi ceri, fiili ila harfi ceriyle kullanılıyor. Dehale ile mescid, dehale fil mescid şeklinde fi harfi ile kullanılıyor. Ve burada olduğu gibi dehalel mescide mescide girdi. Harfi olarak üç ayrı şekilde kullanılıyor. Fedehalna, biz bizde girdik. salla bina rekateyn. Bize iki rekat namaz kıldırdı. Güneş tutulması sebebiyle kılınacak namazın iki rekat olduğuna dair e, fıkıh ve hadis alimleri mezhep imamları İttifak etmişlerdir. Hatten celet-i şems nihayet güneş açıldı. Yani güneş tutulması başladığından açılmasına kadar uzun süren bir namaz kılınıyor. Fekalen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem bunun üzerine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurdu. İnne şemse vel kamara güneş ve ay la yen li limavti ehedin bir kimsenin ölümü sebebiyle tutulmazlar. Bir hurafeyi, bir batıl inancı, bir asılsız düşünceyi ortadan kaldırıyor. Aleyhissalatü vesselam. Aferimiz. Falan vefat etti diye güneş tutulması, ay tutulması diye bir olay meydana gelmez. Bugün bunu daha iyi anlıyoruz. Bugün astronomiyle meşgul olanlar, falan gün falan saatte dünyanın falan bölgelerinde tam güneş tutulması, yarım güneş tutulması görünecektir. Şuralardan rahatlıkla izlenebilecektir şeklinde daha önceden bu ilahi, ilahi programı dikkate alarak tespitler yapmaktadırlar. Çünkü Cenab-ı Hak buyuruyor ki "Vel ente cedel Allah'ın kanunlarında kesinlikle bir değişiklik bulamaz. Yani aynı sistem devam ettiği takdirde, kıyamet kopmadığı takdirde, şu gün, şu saatte, şu dakikada, şu saniyede güneş tutulması şuralardan izlenebilecektir. Bunu ilim adamları niye göre söylüyorlar? İşte bu, yani bazı pozitivistlerin e, bu manada. E, tabiat kanunu dedikleri ifadeyi Kur'an-ı Azimüşşan sünnetullah ifadesiyle ifade buyuruyor. Allah'ın kanunu, sünnetullah. Bir, Cenab-ı Hakk'ın gönderdiği Kur'an-ı Azimüşşan var. Bir de bu Kur'an-ı Azimüşşan'ın tefsiri olan büyük kitap, kainat var. Kur'an'ı iyi okuyan kainatı iyi okuyabilir kainatı varlık alemini iyi okuyan Kur'an'ı iyi okuyabilir, iyi anlayabilir. Ve velen asla bulamazsın. Kesinlikle li sünnetillahi tebdila. Bir başka ayeti kerimede velen tecide li sünnetillahi tahvila. Allah'ın e, kanununda yani Cenab-ı Hakk'ın yeryüzünde koyduğu o ilahi kanununda Kesinlikle asla bir değişiklik, bir değişim bulamazsın diyor. İşte bunu ilim adamları e, bu ilmin verdiği verilerle güneş tutulmasını tespit ediyorlar. Yani birisi vefat etti veya vefat edecek diye güneş tutulması, ay tutulması meydana gelmiyor. Cahiliye döneminde bu hakikati peygamberimize bildiren kim? Cenab-ı Hak Celle Celaluhu herkesin inandığı batıl bir inanışı reddedebilmek ancak ilahi bir kaynaktan beslenme ile mümkündür. Cenab-ı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz mesela kıyamet alametlerinden bahsederken Arabistan Yarımadası nehirlere, vadilere, yeşil bahçelere, Dönmedikçe, dönüşmedikçe kıyamet kopmayacaktır buyuruyor. Cidde'de, Suudi Arabistan'da Cidde e, şehrinde yapılan bir bilim kongresinde Avrupalı bir bilim adamı bu gerçeği anlattı. Efendim dedi, Kuzey Kutbundan kopan o buz dağları giderek gelecek, gelecek. Yapılan hesaplara göre bilmem kaç Bin sene sonra Arabistan Yarımadası'na kadar gelecek ve Arabistan Yarımadası'nı sular kaplayacak. Dolayısıyla yeşillikler olacak, nehirler akacak, iklim şartlarında değişiklik olacak diye bir tebliğ sundu. Bu tebliği dinleyenlerden Yemenli alim, bugünlerde 70 küsur 80 yaşlarında, e, Abdülmecit Zindani ayağa kalktı ve dedi ki bunu dedi biz çok eskiden biliyoruz. Bunu 1400 sene öncesinden biliyoruz. Bilim adamı şu anda ismini hatırlamıyorum. Bu gerçeği dedi ben tespit ettim. Ben yıllarca bunun üzerine çalışıyorum. Yapılan hesaplamalar, gözlemler vesaireyle yapılan çalışmalarla bunu benden önce tespit eden olmadı. Bunu bilmesi bin sene önce birisinin bilmesi mümkün değil. Ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadis-i şerifini önüne koydu. Ve nihayet o bilim adamı Müslüman oldu. Bunu 1400 sene önce tespit edebilmek, Arabistan Yarımadası'nın nehirlere, vadilere, yemyeşil bahçelere dönüşeceğini tahmin edebilmek bir beşer için yani ilim, ilmi çalışma yapmayan birisi için mümkün değil. Biz yıllarca bunun üzerine çalıştık ve bunu ilk defa burada ortaya koyuyorum diyor. Şimdi peygamberimizin kaynağı ilahi. Ve ma yantiku anil heva in huve illa vahyun yuha. O kendiliğinden hiçbir şey konuşmaz. Onun bütün konuştuğu kendisine verilen, vahyedilen vahiden ibaret. İşte güneş ve ay hakkındaki cahiliye telakkilerini, düşüncelerini, batıl ve hurafe inanışları reddediyor. İnne şemse vel kamar. Güneş ve ay la yenkesifani li ahadin. Birisinin vefatı sebebiyle tutulmazlar. Fe <laughs> izâ raytumû huma Güneş ve ayın tutulduklarını gördüğünüzde fesallu <laughs> namaz kılın. ve <laughs> du'u Dua edin. Hatta yük şefem bu meydana gelen karanlık, bu havanın böyle hafif bulutluymuş gibi havanın bu kapalılığı açılıncaya kadar duaya devam edin. Bir dua vesilesi. Nasıl kıtlık, yağmursuzluk, yokluk bir dua vesilesi ise güneş ve ay tutulması da bu noktada bir dua vesilesidir. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz. E, çünkü bu gibi hadiseler manevi açıdan bir takım işaretler ihtiva edebilir. Dolayısıyla Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz e, bu manada duayı emretmektedir. Haddesene Şihab ibn Abbadin. Kal haddesene İbrahimu ibn Hümeydin. An İsmail'e, an Kaysin radiyallahu anhu, an Kaysin Kays ibn Ebi Hazim rahmetullahi aleyh semi'tu Eba Mes'udin. Bir İbn Mes'ud var. Abdullah İbn Mes'ud. Bir de Ebu Mes'ud Ukbe bin Amr el Bedri. Evet. Bu Bedir Savaşı'nda bulunduğu için kendisine Bedri denmemiş. Bedir suyu civarında Bedir e, köyü civarında oturduğu için El Bedri denmiş bu zat. Ebu Mesud El Bedri. Rivayet yekul Kalen Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem Peygamberimiz aleyhi vesselam Efendimiz buyurdular ki İnne şemse vel kamara Güneş ve ay La yenkesifani Li mevti minen minennâs İnsanlardan birinin Ölümü sebebiyle tutulmazlar. وَلَاكِنَّهُمَا nehuma مِنْ اَيَاتِ اللّٰهِ Allah'ın kudretinin alametlerinden iki alamettir. İki önemli varlık Cenab-ı Hakk'ın kudretine, büyüklüğüne, azametine delalet eden iki önemli varlık. Güneş üzerinde yapılan çalışmalar, binlerce santigrat derecesinde güneşin sürekli parçalanmalar yaşadığını ve bu parçalanma sebebiyle meydana gelen ısı ve ışığın ve bütün dünyayı e, aydınlattığını ısıttığını e, ilim adamları ifade ediyorlar. Dünyaya biraz daha yakın olsa dünya kül olur, biraz daha uzak olsa dünya Buzul çağını yaşar, yani Cenab-ı Hak Celle Celal Hazretleri öyle bir e, durumda, öyle bir yerde, öyle bir konumda e, Dünya ile Güneş arasında, Ay arasında öyle bir sistem meydana getirmiş ki Dünya hayatı devam ediyor. Bu sistemdeki bozulma demek, Kıyametin kopması demek. Fe izâ tumuhuma Güneş ve ayın güneş ve ayı gördüğünüz zaman yani güneş ve ayın tutulduklarını gördüğünüz zaman demektir. Fekumu kalkın, fesallu ve namaz kılın. Evet ihmal edilen sünnetlerden biri küsuf namazı. Güneş tutulması sebebiyle belki bazı camilerde belki bazı bölgelerde günümüzde namaz kılınıyor ama yaygın olarak güneş tutulması namazı şu camide şu saatte kılınacak diye gelen haberler maalesef az. Önceden belli olduğu halde saati, dakikası nereden hangi bölgede izleneceği bilindiği halde niye güneş tutulması namazı kılınmaz? Niye bu kadar yaygın değil? Buna pek anlam veremiyoruz. Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin sünneti, seniyyesi, güneş tutulması vesilesiyle kılınacak namaz. Bu namaz farz değil. Hanefilerden vacip olduğunu ifade eden alimler olsa da sünneti, seniyye, güneş tutulması namazı ve bu sünneti, seniyyenin de ihya edilmesini elbette talep etmek hakkımız. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz buyuruyor ki, Men ahya sünneti fekad beni. Men ahya sünneti fekad beni. Benim sünnetimi ihya eden, benim sünnetimi canlı tutan, benim sünnetime hayat veren, benim sünnetime hayat hakkı tanıyan, benim sünnetimi uygulayan, benim sünnetimi dirilten, benim sünnetimi tatbik eden, benim sünnetimi hayata yansıtan, Men ahya sünneti fakat ahabbeni beni sevmiş olur. Ve men ahabbeni kâne ma'i fil cennet beni seven de cennette benimle beraber olur. Peygamber Efendimizin bir başka hadisi şerifinde öldürülen sünnetimi kim ihya ederse ifadesi var. Men ahya sünneti ve kad umitet ba'di benden sonra öldürülen sünnetimi. Bunun anlamı nedir? Benden sonra unutulan, ihma, ihmal edilen, göz ardı edilen bir sünnetimi, bir uygulamayı kim tekrar hayata geçirirse, kim yansıtırsa, kim hayatında tatbik ederse diye başlayan hadis-i şeriflerinde Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin müjdeleri var. Görevlerimizden biri sünneti ihya etmek. Sünnete hayat hakkı tanımak. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin yemekten önce ellerimizi yıkama sünneti ihmal mi ediliyor? Onu ihya edeceğiz. Bir yere girerken selam veriyoruz da çıkarken de selam verme sünnetini niye ihmal ediyoruz? Halbuki sevgili Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimiz buyuruyor ki çıkarken verdiğiniz vereceğiniz selam girerken vereceğiniz selamdan daha alt mertebede değildir. Daha önemsiz değil. Bir eve, bir daireye, bir yere girerken selam veriyoruz. Elhamdülillah. Ama çıkarken selam verdiğimiz nadir. E bu sünneti ihmal ed ihmal etmeyelim. İhya edelim. İhmal yerine ihya gündemimizde olmalı. Hani bir zata geliyorlar. Efendim diyorlar, biz bir İslam toplumu, bir İslam sistemi, bir İslami hayat modeli düşünüyoruz. Bu noktada ne yapalım? Yemeklerden önce ellerinizi yıkayın diyor. Üstad diyorlar, yanlış anladınız, ifade edemedik. Yani biz bir mükemmel bir İslam toplumu ortaya koyabilmek için, ideal bir İslam cemiyeti oluşturabilmek için neler yapmamız gerektiğini soruyoruz. Siz yemeklerden önce ellerinizi yıkayın diyorsunuz. Şunu demek istiyorum diye cevap veriyor. İhmal edilen, göz ardı edilen, küçümsenen, basit görülen sünneti, seniyeyi uygulayın. Hem camiye girerken sağ ayakla mı giriliyor? Sünnete göre. Sol ayakla mı çıkılıyor? Efendim bu basit. Hatta birileri öyle diyor. Ya sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle basit şeylerle uğraşmaz. Hatta peygamberimiz falan demiyor da Hazreti Peygamber diyor veya doğrudan salatü selamı da bırakarak peygamber böyle basit şeylerle uğraşmaz diyor. Bu konudaki hadisi şerifleri yok sayıyor. Bütün sünnet-i seniyye, bütün uygulama tesbih taneleri gibidir. Hepsi birbiriyle irtibatlı, göz ardı ettiğimiz, önemsemediğimiz basit gördüğümüz her sünnet-i de bizim için büyük anlam olabilir. Haddetene asbahu kale akbareni ibni vehbin kale akbareni amrun an abdirrahman ibni kasim haddetahu an ebihi an ibni umara radiyallahu anhuma İşte daha Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam Efendimiz zamanında sünnete bağlılığıyla tanınan bir sahabi. Yani sahabe-i kiramın hepsi sünnete sarılma noktasında birbirleriyle yarış halindeler. Ama biri var ki Abdullah İbni Ömer sahabe-i kiram diyor ki sünnet-i seniyeye uymakta hepimizi geçen kişilerden biriydi. Abdullah bin Ömer, Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah bin Ömer radiyallahu anhuma. Allah ondan da babasından da razı olsun. Ennehu kâne yuhbiru anin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Efendimiz'den haber veriyordu. Şimdi ilahiyatçı kardeşlerimiz burada daha bir dikkatli bu hadis-i şerifi okuyacaklar. Kale Resulullah demiyor. Kale Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem demiyor. Bu hadis-i şerifte yuhbiru anin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz'den haber vererek ennehu kâne yukbir anin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem Peygamberimiz'den şunu haber veriyordu. İşte bu çeşit bir ifade bu hadisi şerifin merfu hadisi şerif olduğunu gösterir. Yani Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Efendimiz'in mübarek ağzından dökülen kelimelerden olduğunu gösterir ennehu kâne yuhbiru anin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem Abdullah bin Ömer peygamberimizden haber veriyordu. Kale dedi ki demiyor. Şöyle buyurdu demiyor. Semi ifadesini işittim ifadesini kullanmıyor. Ama işte bu ifadede aynen önceki hadis-i şerifler gibi peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki manasına geliyor. Çünkü merfu hadis peygamberimize nispet edilen peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin buyurduğu nakledilen hadis-i şeriflerde kullanılan ifade farkları farklı farklı olabilir. Yerfe'uhu ifadesi var. Rafa'ahu ifadesi var. Ya'zuhu ifadesi var. Azahu ifadesi var. İşte bunlardan biri de bu. Kâne ennehu kâne yuhbiru anin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz'e haber veriyordu. Enne şemse vel kamara la yaksifâni li mavti Herhangi bir kimsenin ölümü veya la veya doğumu sebebiyle tutulmazlar. Falan kimse doğdu. Hani filan kimsenin doğumunda bir güneş tutulmaz bir ay tutulması o gün yaşanır. Hiç alakası yok. Doğumla, ölümle, ayın, güneşin alakası yok. Yani bu noktada bir bağlantı kurmak, cahiliye anlayışıdır. Öyle bir e, denk gelmesi, e, öyle bir tevafukun olması, herhangi bir ilmi bir mana taşımamaktır. وَلَكِنَّهُمَا اٰيَتَانِ مِنْ min اللّٰهِ <laughs> Allah'ın kudretinin, büyüklüğünün, birliğinin, azametinin delillerinden. Ayet. Bak ifade şu. Bir Kur'an ayeti var. Bir de kainat ayeti var. Kainattaki Cenab-ı Hakk'ın büyüklüğünü, azametini, varlığını, birliğini gösteren alametler, mucizeler, büyük varlıklar, büyük olaylar. Feyder <laughs> aytumuhuma güneş ve ayın tutulduğunu gördüğünüzde Fesallu namaz kılın. Yani burada küsuf namazı emrediliyor. Tabi bu namaz cemaatle kılınıyor. İki rekat halinde kılınıyor. Bu namazın kılınış şekli. Bu namazda mesela İmam-ı Azam'a göre gündüz kılınırsa bu namazda sessiz kılınır. Ay tutulması vesilesiyle kılındığı zaman da sesli cehren kıraat eda edilir. Ama imameyine göre İmam Muhammed, İmam Ebu Yusuf'a göre, İmam Ahmet bin Hanbel ve diğer birçok imama göre ister güneş tutulması ister ay tutulmasında olsun cehren imam açıktan okuyarak uzun uzun iki rekat kılınır. Yani bu duruma göre ne kadar uzun sürerse o kadar o uzun hangi sureler okunur nasıl bu namaz kılınır farklı rivayetler nelerdir inşallah bir başka sahihi Buhari dersinde bunun üzerinde duracağız inşallahü Teala. Rabbim sünnet-i seniyeyi öğrenen, yaşayan, yaşatan mümin muhriz kullarından eylesin. Rabbim cümlemizi rızasına nail eylesin.